orta vadeli program ile 12. Kalkınma Planı hedef ve politikalarını gözeterek 2053 vizyonu doğrultusunda topyekün kalkınma anlayışıyla hazırlanan 2024 yılı bütçesinin genel kurul görüşmelerine bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Sözlerimin başında komisyon görüşmelerinde görüş, yapıcı eleştiri ve önerileriyle sürece katkı sunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün itibariyle başlayan görüşmelerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2024 yılı bütçesi hükümetlerimizin 22. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 6. yeni Türkiye yüzyılının ilk bütçesidir. AK Parti hükümetleri döneminde aralıksız olarak yapılan 22 bütçe sahip olduğumuz siyasi istikrarın en önemli göstergelerinden biridir. Bu siyasi istikrar beraberinde ekonomik istikrarı da getirmekte, büyüme ve sosyal refah artışına katkıda bulunmaktadır. Plan ve programlarımızda olduğu gibi bütçe hazırlığı sürecinde de katılımcılığa azami ölçüde önem verilmiş, çeşitli alanlarda öne çıkan hususlar bütçe çalışmalarımıza yansıtılmıştır. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi dirençli şehirler, güçlü ekonomi ve sağlıklı toplum anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede bütçemiz her alanda inşa, ihya ve Türkiye'nin büyümesini önceleyen kalemleri içermektedir. Bütçemiz depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi şekilde yeniden ayağa kaldıran, geleceğe dönük afet risklerini azaltan, maliye ve para politikaları koordinasyonunu güçlendiren bir anlayış içerisinde makro finansal ve fiyat istikrarını sağlamaya dönük hedeflerimizle uyumlu bir yapıdadır. 2024 yılı bütçesi yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen kapsayıcı bir kalkınma anlayışına sahiptir. Bütçemizde istikrarlı büyümenin sağladığı imkanların insan odaklı ve sosyal refahı artırıcı bir yaklaşımla toplumun bütün kesimleriyle paylaşılmasına öncelik verilmiştir. İşçisi, memuru, emeklisi, esnafı, çiftçisi, çocuğu, genci ve yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmış, 81 ilimizin her bir yöremizin gereksinimleri düşünülmüştür. 2024 yılı bütçemizi milli teknoloji hamlesi, enerji ve gıda arz güvenliği, yeşil ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için kullanacağız. Çığır açan teknolojiler başta olmak üzere her alanda reel sektörümüzün yanında olacak, üretim ekosistemimizi destekleyeceğiz. Ülkemizin her köşesinde huzur ve güven ortamını korumaya devam edeceğiz. Zengin kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkarak aile kurumumuzu daha da sağlamlaştıracak, zararlı akımlara karşı nesillerimizi koruyacağız. Küresel ve bölgesel dengelerin belirleyici ülkesi olarak diplomaside aktif rolümüzü sürdüreceğiz. Ekonomi politikalarımızı güçlü bir eşgüdüm ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Yatırım ortamını iyileştirecek, güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak ayıran ve sosyal yapıyı güçlendiren bütçe teklifimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmamda öncelikle küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerindeki değerlendirmelerin ardından 2024 yılı bütçemizde öngördüğümüz ana hususlara değineceğim. Dünya ekonomisi 2020 yılında küresel salgının etkisiyle gerçekleşen ekonomik daralmanın ardından 2021 yılında %6,3'lük bir büyümeyle toparlanma göstermiş, 2022 yılında ise bir miktar ivme kaybıyla %3,5 civarında büyüme kaydetmiştir. Bu büyüme hızındaki azalmanın bu yıl ve önümüzdeki yılda da devam etmesi beklenmektedir. Nitekim Uluslararası Para Fonu IMF'nin güncel tahminlerine göre dünya ekonomisinin 2023 yılında %3, 2024 yılında %2,9 oranında büyümesi öngörülmektedir.
OECD sıkı finansal koşullar, zayıf ticaret büyümesi, düşük iş ve tüketici güveninin küresel ekonomilere zarar vermeye devam ettiğini belirtmekte. Bu çerçevede 2023'te önceki beklentilerden daha fazla yavaşlama olacağını öngörmektedir. Güncel verilere göre OECD küresel büyümenin bu yıl %2,9'dan 2024'te %2,7'ye gerileyeceğini, 2025'te ise reel gelirlerdeki toparlanma ve düşük faiz oranları nedeniyle %3'e yükseleceğini tahmin etmektedir. Küresel büyümenin büyük ölçüde hızlı büyüyen Asya ekonomilerine bağlı olmaya devam etmesi, özellikle Avrupa'nın zayıf büyüme performansını sürdürmesi beklenmektedir. Küresel ekonomik ortamda salgın sonrası yaşanan yapısal sorunlar azalmakla birlikte devam etmektedir. İş gücünün verimliliği düşmekte, jeopolitik gerilimler ile savaşlar bölgesel riskleri arttırmaktadır. Yapay zeka kullanımı ve dijitalleşme gibi teknolojik gelişmeler emek piyasası ve şirketler üzerinde kısa, orta ve uzun vadeli etkilerde bulunmaktadır. Salgın sonrası dönemde hareketlilik ve ertelenmiş talep artışı kaynaklı olarak küresel ticarette önemli bir toparlanma gerçekleşmiş. 2022 yılında dünya mal ve hizmet ticareti hacminde %5,1'lik bir artışla salgın öncesi seviyelere dönüş gözlenmiştir. Öte yandan OECD verilerine göre 2023 yılının ilk yarısında yıllıklandırılmış ticaret hacmi %1,9 oranında gerilemiştir. Küresel hizmet ticareti hacminin ise Asya'daki seyahat trafiğindeki normalleşmenin turizme olumlu katkısıyla %6,6 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler ışığında OECD reel ticaret hacmindeki büyümenin 2023 yılında %1,1 olacağını tahmin ederken IMF 2023 yılında gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlama ve jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel mal ve hizmet ticaretinin %1'in altında büyümesini öngörmektedir. 2024 yılı küresel mal ve hizmet ticaretine ilişkin tahminler ise daha olumlu bir görünüme işaret etmektedir. IMF tarafından 2024 yılında mal ve hizmet ticaretinin %3,5, OECD tarafından ise reel ticaretin %2,7 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, salgın sonrası dönemde jeopolitik gerilimler ve arz sorunlarına bağlı olarak birçok ülkede tarihsel zirvelere ulaşan küresel enflasyon son dönemde aşağı yönlü bir seyir izlemeye başlamıştır. Ancak hedeflenen seviyelere ulaşmak için daha fazla çaba ve zaman gerektiği değerlendirilmektedir. Küresel çekirdek enflasyon göstergelerinde genel olarak ılımlı bir seyir izlenmekle beraber hizmet fiyatlarının diğer kalemlere göre daha dirençli olduğu gözlenmektedir. Yüksek enflasyon oranlarının devam etmesi nedeniyle küresel ekonomide parasal sıkılığın bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. Diğer yandan 2024 yılında gelişmiş ekonomilerde faiz artırımlarının sonlandırılması beklentisi yaygın hale gelmektedir. İlk 11 ayda ortalama Brent petrol fiyatı 82,9 dolar olup 2023 yılı için orta vadeli programımızdaki tahminimiz olan 82,3 dolar ile uyumludur. İlerleyen dönemde petrol fiyatlarının Rusya ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD'deki üretim seviyeleri, OPEC'in üretim kesintileri, küresel talebi etkileyen ekonomik aktivite ve ticaret gerilimlerinin seyrine bağlı olarak hareket etmesi beklenmektedir. Bununla birlikte Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaş ortamının genişlemesi gibi jeopolitik risklerdeki artışlar, özellikle enerji ve gıda fiyatları üzerinden küresel enflasyonu, dolayısıyla küresel ekonomiyi olumsuz etkileme potansiyeli taşımaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2022 yılında küresel büyümedeki ivme kaybı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara ve başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarındaki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi zamanında alınan tedbirlerle bu zorlu dönemde büyümeye devam etmiştir.
İktisadi faaliyetin canlılığını sürdürmesiyle ülkemiz 13 yıllık kesintisiz büyüme başarısı göstermiş. 2022 yılında %5,5'luk büyüme oranıyla OECD ülkeleri ortalaması açısından oldukça iyi bir performans ortaya koymuştur. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerin ortalama 4,1, gelişmiş ülkelerin ortalama 2,6 oranında büyüdükleri düşünüldüğünde Türkiye'nin olumlu yönde ayrıştığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Salgın sonrası dönem büyümelerine bakılacak olursa dünya ekonomisinin 2020-2022 döneminde kümülatif olarak %7 büyümesine karşın Türkiye ekonomisi kümülatif olarak yaklaşık %20 büyüyerek küresel ekonomilerden olumlu ayrışmıştır. Dünya genelinde ve özellikle en büyük ticaret ortaklarımızın bulunduğu Avrupa ekonomilerinde durgunluk endişeleri devam ederken Türkiye ekonomisi 11 ilimizde yaşanan deprem felaketlerine rağmen orta vadeli program hedefleriyle uyumlu bir büyüme performansı sergileyerek 2023 yılında da kesintisiz büyüme eğilimini sürdürmektedir. 2023 yılının 3. çeyreğinde %5,9 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz 13 çeyrektir kesintisiz büyüme eğilimini sürdürmektedir. 2023 yılının ilk 9 ayında yurt içi talep ve hizmet sektörlerindeki önemli katkı ile Türkiye ekonomisi %4,7 oranında büyüme kaydetmiş. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 76 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Yılın 3. çeyreği itibarıyla programımızla uyumlu bir patikada büyümede daha dengeli bir kompozisyon ortaya çıkmakta. 3. çeyrekte tüketim ivmesinin hız kesmesi, makina teçhizat yatırımlarındaki güçlü artış öne çıkmaktadır. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin temel yapı taşlarından olan özel önem verdiğimiz makina teçhizat yatırım harcamaları 2023 yılının 3. çeyreğinde %23,7 oranında artmış ve 15 çeyrektir kesintisiz büyümesini devam ettirmiştir. Ayrıca net mal ve hizmet ihracatının ekonomik büyümeye yaptığı daraltıcı yöndeki katkının bir önceki çeyreğe göre azalması ile ana sektörlerin tümünde büyümenin gerçekleşmesi öne çıkan diğer unsurlardır. Neticede yılın tamamında ekonomimizde orta vadeli programımızda öngördüğümüz %4,4 büyümeyi rahatlıkla sağlayabileceğimizi bekliyoruz. Küresel siyasi ve ekonomik huzursuzlukların yaşandığı bir ortamda Türkiye ekonomisinin %4,4 büyüme hedefiyle IMF'nin 2023 yılı için gelişmekte olan ülkeler için öngördüğü %4 büyüme tahmininin üzerinde bir performans sergilemesi beklenmektedir. 2024 yılı için ise ekonomimizin üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek büyümeyi sürdürülebilir kılan net ihracat ve sabit sermaye yatırımlarının desteğiyle %4 büyüme oranına ulaşması hedeflenmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2023 yılı genelinde jeopolitik gerilimlerle emtia fiyatlarında yükseliş ihtimali, küresel enflasyonist görünüm üzerinde riskleri canlı tutarken, merkez bankalarınca atılan sıkı politika adımları karşılığını tam anlamıyla alamamıştır. Küresel enflasyonist etkilerin hissedildiği 2022 yılı Ekim ayında yurt içi tüketici enflasyonu, özellikle kur gelişmeleri, küresel arz kısıtları, artan kredi büyümesiyle canlı iç ve dış talebin etkisiyle son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Türkiye ekonomisinde 2022 yılı sonunda TÜFE yıllık artış oranı, baz etkisi yanı sıra küresel enerji ve gıda fiyatlarındaki gelişmelerle birlikte %64,3 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında döviz kurunda yaşanan gelişmeler, hizmet enflasyonundaki katılık, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir, vergi düzenlemeleri ve maliyet baskılarına bağlı olarak güçlenen atalet etkisi enflasyon görünümünde belirleyici olmuştur. Bu bağlamda 2023 yılı Haziran ayında başlatılan parasal ve miktarsal sıkılaştırma
seçici kredi uygulamaları ve makro ihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesiyle enflasyonist beklentilerin ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması hedeflenmiştir. Para ve maliye politikaları arasındaki şeffaf ve güvenilir eşgüdüm ile 2024 yılının ikinci yarısından sonra enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüş beklenmekte, bu dönemden itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine geçilmesi öngörülmektedir. Nitekim açıklanan güncel veriler son aylarda enflasyonda bir düşüş eğiliminin başlamış olduğunu göstermektedir. 2022 yılında açıklanan aylık enflasyon oranlarının ortalaması %4,26 düzeyindeyken, son 3 ayda açıklanan aylık enflasyon oranları ortalaması %3,82 düzeyindedir. Bu oranın önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarının açıklanmasıyla daha da düşeceğini öngörmekteyiz. Bu süreçte dezenflasyon politikalarımızın devamlılığını sağlayarak 2025 yılında istikrar dönemine geçilecek, enflasyondaki gerileme hız kazanacak, öngörülebilirlik artacak ve 2026 yılında enflasyon oranı tekrar tek haneli rakamlara çekilecektir.